geleceğini biliyordum. Geleceğimi söylemiştim. Yani hissettim. Daha gelmeden hissettim. Güçlerini geliştiriyorsun Muriel'le. Beraberliğimiz sonuç veriyor. İstediğin bu. Her buluşmamızda kendimi zayıf hissediyorum, tükenmiş. Belki kadın böyle yapan şey aşktır. Aşk hakkında ne biliyorsun? Şairler uğrunda ölüneceğini söylüyor. Peki sen ölür müydün? Belki bir şiirde. Baban buna ne derdi? Bu dünyada babanın İhanet. Bu çılgınlık galiba. Fazla ileri gideceğiz. İyi casuslar. Bacaklarını kullan. Türlü çıkmıyor. Büyükler en zor olanlardır evlat. Gördün mü? Değerli şeyler kolay elde edilmez. Iskaladım. Öldürmek istemedim. Yüzünü yemedikleri sürece. Domuzu getir. Her zamanki gibi. Domuza karşı mısır mı? Aynı anlaşma. Anlaşma hiç değişmez. Evet. Kurak bir mevsimdi değil mi? Daha kuraklarını gördüm. Kral adam topluyor. Askerler iyi bakılıp besleniyor. Bu toprak var. Yetmez mi? Yaşlandıkça fakir yaşamaktan bıkıyorsun. Cesaretini sınamak istemez misin? Bu tür yaşamın nesi cesaret? Lanet olsun. Biraz konuşsan ölür müsün evlat? Bizler hayvan değiliz. İnsanlar birbiriyle konuşur. Nörek, bu şalgamları o kadar kolay çıkarabilseydim konuşurdum. Yağmur başlayınca burası balçık olacak. Sen bile konuşarak hasat yapamazsın. Babanı bu yüzden seviyorum Zep. İnsanı keyiflendiriyor. Eve git ve geleceğimizi söyle. Tamam. Al bakalım Zep, domuz senin. Sanırım yemeğe kalıyorsun. Israr ettiğine göre. Norik, seni görmek çok güzel. Daha sık gelmelisin. Sanırım çiftçi büyürken beni yeterince gördü. Şimdi kendi ailesi var. Belki biraz ara vermek ister. Babamın kralın ordusuna katılması gerektiğini söyledin. Dur bakalım evlat. Tam olarak öyle demedim. Kralın askerleri çok para kazanıyormuş. Tatlım, bunu ciddi olarak düşünmezsin değil mi? Siz benim ailemsiniz. Hiçbir yere gitmiyorum. Cevabını aldın mı Norik? Öylesine konuştum. Laf olsun diye. Herkesin bir yeteneği vardır. Anlaşılan seninki de konuşmak. Ve seninki de arkadaşlarını azarlamak gibi. Biraz tavuk alabilir miyim lütfen? Sakın tavuk verme. Tavuğu bana ver. Güzel bir şeyler söyle. Beni nasıl sevdiğini söyle.
Sadece söylediğini biliyorum. Ve bir şey söylemiyorsun. Şu ellere bak. Bizi doyurmak için pişiriyor. Bu ellerin dili kelimelerden daha güçlü. Bana söylemen bu kadar zor mu? Ne istiyorsun? Her kadının istediği. Biraz tutku. Biraz tutku. Pekala. Ne yapabileceğime bakalım. Gitme zamanı. Neden bizimle gelmiyorsun? Tarlalarla uğraşmam gerekiyor. Unuttun mu? Bir erkek hayatını çalışarak kazanıyorsa... Cesaret onu yarı yolda bırakmaz. Doğru. Sensiz uyumaktan nefret ediyorum. Güvende oğlum. Orası Stonebridge'de. Tabii güvende olacağız. İnsanlar neden babama çiftçi diyor? Bir ismi yok mu? Baban insanın yaptığı işle anılması gerektiğini inanır. Norik onu getirdiğinde çok küçüktü. Yani babası Norik mi? Bütün köy ona evlat edindi. Değişik zamanlarda değişik aileler. Norik ona hep göz kulak oldu. Ve şimdi kendi ailesi var. Biz olduğumuz için mutluyum. Ben... General. Kralına rapor ver. Majesteleri, kuruk, vahşi kuruklar, kılıç kullanıyorlar. Bu çok saçma. Silahlanmış köpekler demek gibi bir şey bu. İnsan gibi dövüşüyorlar. Birliğimizin tamamını yok ettiler efendim. General haber yollamam için beni göndermeseydi ben de ölmüş olurdum. O bir tür büyücülük. Büyük anne. Zeb sen misin? Yakaladım seni sonunda. Doğruca fırını hadi. Lan nefret ediyorum. Kuruk. Ve sıcak. Sen hiç yememi istemezsin değil mi? Neden yemeniz gerekiyor? Çünkü bu akşam büyük babana gerçekten seveceği bir şey pişireceğime söz verdim. Büyük anne.
pazarda satışlar nasıldı? Oldukça iyiydi. Elbette kadınım diye erkekler beni kandırmaya çalıştılar ve ben de daha fazlasını ödettim. Çünkü ben kadınım. Ne demezsin, her zaman önde, her zaman liderdim. Sadece ne istediğimi biliyordum. Babanla tanışıncaya kadar. Ve baban hiç kimseden emir almaz canım. Şan Kulesi'nde. Gidebilir miyiz? Dikkatli olmalısın çünkü o Şan Kulesi savaş için yapıldı. Yanlış çanı çalıp bir savaş başlatmak istemezsin. Kırıklar hayvan. Zırh ve silahları yok. Atın almam gerek Nörik. Nereye gideceksin? Strombridge'e. Salona ve Zef orada. Seninle geliyorum. Çiftçi hala gelmemiş. Hayır. Koca mekinlerle ilgilenmek için ticareti bana bırakıyor. Kocanı çok iyi seçti. Seni çok seviyor. Evet. Sanırım seviyor. Diyeninle damat öpüşünce çanı 5 kere çal. Herkes evlendiklerini duysun evde. Git. Hemen git. Zep'i eve götür. Götür. Onu koruyabilirsin baba. Hadi, hadi. Hazır mısınız dedim. Her zaman hazır. Durur. Hemen pes mi ediyoruz? İlerlemeniz kesinlikle inanılmaz. Keşke sizin ayarınızda daha çok askerimiz olsaydı. Orduna katılmama izin ver olsun. Ordumuzun kadın savaşçıları hazır olduğundan emin değilim. Ayrıca bu konuda babanız ne derdi? Babam istediğim şey yapmama asla izin vermez. Tariş! Askerleri yola çıkmaya hazırla. Rus sürüleri ülkeyi talan ediyor. Ah, bugün iş cildimi mahvetti. Sözünü ettiğim bu saçmalık da ne? Sadece emrimi yerine getir. Ben sadece kraldan emir alırım. Sanırım senin saygı göstermeyi öğrenmen gerekir. Saygı hak edilir. Yanılıyor. Saygı doğuştan hakkım. Hadi! Hadi çabuk! Hadi çabuk! Hadi! Bırakın onu! Hadi uzaklayın! Hadi terimler! Hadi! 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 Hadi
çanı. Çanı çalıyor. Merak etme sen. Onu bulacağım. Baba. Bastian. Kılıcımı al. İçeri girin. Ve kapıyı sürgüleyin. Çabuk olun. Teşekkür ederim. Git hadi. Bir adam. Konu. Bugün beni bir kez öldürdü. Ve şimdi yine karşılaştık. Çekiliyorlar. Zef! 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 Thank you.
Solana için dördüncü bir mezar lazım. Solana'yı gören kimse bilmiyor. Cesedi bulunamadı, kaçmış olabilir. Bu doğru çiftçi. Galyon, neredeydin? Her yerde seni aradım. Meşguldüm. Çok meşgul. Bir anlaşma yapmıştık. Birlikte çalışacağız diye şatoma giriş izni verdim sana. Ve sözümü tutuyorum. Eminim son olaylar ne kadar meşgul olduğumu gösteriyordur dostum, öyle değil mi? Evet, ortalığı biraz karıştırdın kesin. Biraz karıştırmak mı? Söylesene Dük. Çiftçi denen adam hakkında ne biliyorsun? Hadi çabuk alın. Stonebridge Halk. Ordu acınızı paylaşıyor, inanın bana. Ve bu trajedinin öcü alınacaktır. Kruklar öldürmeye geldiğinde kralın ordusu neredeydi? Köylü. Kiminle konuştuğunu unutma. Senin dünyanda insanlar kralın önünde eğilmez mi? Benim dünyamda kralın ordusunun halkı koruması gerekiyor. Sadece şatoyu değil. Krukların götürdükleri ne olacak? Kruklar esir mi? Susun. Eğer bu kruklar esir aldıysa amaçlarının ne olduğunu bilmiyoruz demektir. Kralın ordusunun dövüşebilecek her erkeğe ihtiyacı var. Kim bizimle beraber? Kendi ordusu kralı koruyabilir. Esirlerin ise tek güvenceleri biziz. Krala karşı gelmeye mi cüret ediyorsun? Seninleyim çiftçi. Bırakın. Bırakın gitsinler. Bizim tarzımız bu değil. Krala sırtını dönmek de risk ediyor. Senden fazla değil. Başka şansım yok. Kaçırmam. Benim de kız kardeşim. Pekala, şu işi yapalım. Sen kal. Orduyla Efe git. Asker hayatı istiyordun değil mi? Hayır. Üniformayı sevmedim. Atın var mı? Bir kısrak. Yaşlı ama hala güçlü. Yaşlı ama hala güçlü. Yolumun üstündesin. Daha önce karşılaştık, öyle değil mi? Güzel bir şey söyledin. Beni sevdiğinizi. Biliyoruz. Adım Merrick, kralın kahini. Seni duydum. Çocukların büyü hikayelerinde. Kralın sana ihtiyacı var. Evet, oğlumun da ihtiyacı var. Onu kurtaramadım. Ve hala yaşıyorsa karımın da ihtiyacı var. Hiç düşündün mü çiftçi? Dünyada özel hayatımızdaki sevgi ve kayıplardan daha önemli şeylerin olacağı aklına geldi mi hiç? Hayır. Hiç aklıma gelmedi. Hayatta kalmaya çalış çiftçi. Kralının sana ihtiyacı var. Anlayabildiğinden daha fazla. Bu köprüyü nereden biliyor? Çocukken buralarda gezerdim. Günlerimi böyle geçirirdim. Boğazı dolaşırsak bir gün kaybederiz. Ne düşünüyorsun? Karşıya geçmeyin. Atların üstündekileri alalım. Yani onları öylece bırakacak mıyız? Duygularını incitmekten mi korkuyorsun? Eve git. Hadi. Hadi.
Hadi yapalım. Cesur bir ihtiyarsın. Sadece sıramı sağmadan ipi zayıflatmanı istemiyorum. Hadi! Ne duruyorsun hadi? Atın için daha endişeli. Atımı severim, senden emin değilim. Öyleyse daha iyi tanımayı bekliyorum. Majesteleri. Ayağa kalk asker. Burada kaç nöbetçi var? Nöbetçi benim, kralım. Demek sensin. Tek falım, gerçekten çok yaramazsın. Gözlerimi fazla gıdıklıyorsun. Annene söyleyeceğim. Nereye gidiyorsun? Dur gitme. Hayır. Yeğenim kendini eğlendiriyor. Gücünü göstererek. Kafandaki yakışıyor mu? Kralın ve lejyonları seferdeyken sen oyun oynuyorsun. Tek görevin vardı. Şatonun güvenliğini sağlamak. Dışarıda nöbetçi olarak kimse yok. Majesteleri. Ben sadece garip talepleri soruşturuyordum. Şunu gözümün önünden kaybet. Hadi. Eteğimi öpmeye bile hakkın yok senin. Senin de amcanın tacını kirletmeye hakkın yok. Kral bu konuda özellikle emir vermedikçe sen bana dokunamazsın. İmparatorluk yasası. Bu oyuncaktan asla sıkılmam. Her şey plana uygun ilerliyor. Daha fazla bekleyemem. O bunak keçinin emri altında acı çekmeye dayanamam. Bunu hemen bitir. İşi hızlandırmak mı istiyorsun? Tamam. Biz de hızlandırırız. Güzel. Neden hep aniden ortaya çıkıyorsun? Pek öyle değil. Başka yerden aniden çıkıyor. Ama yatak odama davetsiz geliyorsun. Eski konukseverliğinden güç alıyorum. Dilediğin gibi gelip gidemez. Konuşmadan kaybolamaz. Vay Şendel. Böyle bir şey nasıl düşünürsün?
Neden sessizce geldiğimi çok iyi biliyorsun. Lady'nin kapısını açıkça vuramam, öyle değil mi? Yine de babam senin kralın düşmanı olduğunu düşünürken gelip gidemez. Dostlarım var. Sözü geçen biriyim. Babam senden neden nefret ediyor? Acele karar vermeyen bir adam. Sorular. Buraya sorguya çekilmeye gelmedim. Babam beni sevmiyor çünkü yüce kral ve kahinin önünde kesinlikle diz çökmüyorum. Çünkü ondan ne istersem alıyorum. Kızının iffetini bile. Odamdan çık git. Hayatımdan çık git. Sen de mi beni kovuyorsun? Yaptığım onca şeyden sonra. Gücünü keşfetmeni sağlamadım ya vizyonunu. Birkaç ucuz numara ve bol kâğıt. Dikkat. Hükümdarım, emirlerinizi yanlış anladığım için en derin özürlerimi sunmama izin verin. Bir hata mı? O kadar mı? Evet. Oturabilir miyim, majesteleri? Uşak! Biliyorum. Tamam. Birçok kez güveninize ihanet ettiğimi biliyorum. Belki sizi ve tüm krallığı hayal kırıklığına uğrattım. Ama değişeceğim. Bu çılgınlığı bırakıp savaşta ne kadar cesur olduğumu size kanıtlayacağım. Gerçek bir variz. Ye hadi. Bir konuda çok iyisin yeğenim. Diplomasiden anlıyorsun. Hiç yoktan iyidir. Şerefinize içebilir miyim? Olabilir. Ama sabahları şarap içmek artık değiştiğini göstermenin bir yolu değil. Çok doğru. Kesinlikle. Kralım çok yaşa. Evet. Gruplar Strombiç'e güneyden saldırdılar. Evet, bu zor arazi. Bataklığın çevresinden kuzeye uzanıyor. O zaman saldırmalıyız. Bu ancak tahmin ettiğimiz gibi davranırlarsa mümkün. Bunu sevmedin şimdi. Kimse Segwitch ormanına girmez. Orman dağların arasından geçiyor. Gruplar gelmeden kıyısına varırız. Ama burada ağaçtan fazlası var. Burada keyfince dolaşamazsın. Hele gece hiç kalamazsın. Meşale yakarız. Meşaleler dikkat çeker. Bırak baksınlar. Çiftçi! Ne dediklerini biliyorsun. Ormanda tuhaf şeyler varmış. Tanrı'nın masumları koruduğu da söylenir. Şu anda bize yararı olmayan pek çok şey söylenir. Hadi, daha yolumuz var. Hiç patika göremiyorum. Çünkü patika yok. Nereye gittiğimizi nasıl biliyorsun? Durun.
İyi misin Norik? Bu da planına dahil mi çiftçi? İndir bizi. Hazır olduğum zaman. Ormanımızdan çıkın. Burada işiniz yok. Silahlarınızdan ve öldürme merakınızdan bıkın. Sadece geçiyoruz, hepsi bu. Öyleyse geçin. Bir daha gelmeyin. Bize kaybolduk. Erkekler, işe yaramaz şeyler. Üstelik beceriksizler. Majesteler, babamdan haber soracağım. Baban kralı için şu anda görevli. Lütfen. Neler oluyor? Tehlikede olmasından endişeli. Kainin birçok sorumluluğu var canım. Erkek işleri için endişelenen bir kız ona gereken son şeydir. Babam beni şatoya kapatmakla yatıştıracağını düşündü. Ama yanıldı. Burası hiç böylesine huzursuzluk dolu olmamıştı. Karanlık, hüküm, farkındayım. Ve karanlık büyüyle yayılıyor. İleri, hadi. Ve baban nedenini arıyor. Ve çare... Majesteler. Senin baban... Majesteler. Karın! Ölecekmiş gibiyim. Kralla yemek güzel miydi? Ne yaptın? Acelem var sanıyordum. İşi hızlandırmak istedim. Kralın yiyecekleriyle biraz oynadım ben. Beni sihirledin, beni öldürdün. Bu kadar dramatik olmamalısın. Bu halledilemeyecek bir şey değil. Lütfen. Lütfen. Gerçek güce kimin sahip olduğunu unutmayacağım. Evet. Hayatını kurtardım dostum. Sen benim için ne yapacaksın? Kralı zehirlemişler. Kurtarılabilir mi? Belki. Çok geç kalınmadıysa. Yemin ederim. Yalnız konuşabilir miyiz? Fallow şatodan kaçtı ve yanına tam tesisatlı iki lejyon aldı. Evet, kralı kimin zehirlediği belli oldu. Kuzeye gideceğiz. Yeni müttefiklerimizle buluşacağız. Birleşen ordularımızın gücü nesiller boyunca barış ve huzur sağlayacak. Galileo'nun parmağını hissediyorum. Neden görev emrini komutan Tarış vermedi acaba? Başka ihanet etmek isteyen var mı? Ordunun ne kadarı kaldı? Üçte biri. Evet, grupların toplandığını gördüm.
Galyon ordular kuruyor. Büyük, büyük ordular. Hayır. Tek bir adam bunca yıkıma nasıl sebep olabilir? Kendi öz. Can düşmanımla mı birleşti? Benden bu kadar mı nefret ediyorsun? Buna aşık olduğunu sandın. Bizim kan bağımızın içine sızdın. Büyü dengesini onun lehine bozdun kızım. Senin yüzünden krallık kaybedebilir. Üzgünüm. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Çok. Yabancıları neden sevmiyorsun? Birbirinizden nefret ediyorsunuz. Neden sizden hoşlanalım ki? Savaşlarınız, çekişmeleriniz, mantıksız girişimlerinizden kaçmak için ormandayız. Şimdi buraya geldiniz. Ağaçlarımıza ok atıyorsunuz. Zarar vermek sizin yaşam tarzınız. Sadece sizi ne kadar tehlikeli yaptığını asla fark etmiyorsunuz. İşte bu. Sizi buraya kadar getirebilirim. İyi şanslar. Bir planım var. Uyandınız mı? Evet, uyandım. Bir kralı öldürmenin kolay olmadığını öğrenecekler. Saldıracağız. Ama majesteleri, zehirlendiniz. Gücünüzü toplamalısınız. Gücüm yerinde komutan. Aklım da yerinde. Kuruklar saldırmamızı beklemiyor. Oysa yapacağımız bu. Kim zehirledi? Bence yeğeniniz Dük Faro. Beteri de var. Şatoyu terk ederken 11 ve 12. lejyonları da aldı. Sabah ilk ışıkla saldıracağız. Birliklerini topla. Ne kadar zamanım kaldı? Hayatınız sona doğru yaklaşıyor efendim. Ama yeterince zamanınız var. Bundan emin misin diyorum? Hiç değil. O burada ne? İkisi bu. Solana. Solana. Bugün kralımız adına gidiyoruz. Ve kralımız bizimle savaşacak. Ey Badına! Majesteleri.
Tanrı onuru için ölenleri kutsasın. Doğruluk için. Gerçekten ilgimi çekiyorsun çiftçi. Sen de tehlikesizsin. Seni okuyamıyorum. İnsanları okuyabilirim aslında. Ciğerlerinin içini okurum. Ama sen bakışlarının ötesini göremiyorsun. Peki neden? Yok. Kimsin sen? Bazı bulmacaları çözmeye değmez. Kabus olduğunu sanmıştım. Çiftçi nerede? Zeyp nerede? Bastian, Zeyp nerede? Ailemizin yanında mı? Evet. Onlar da ama. Sakın şimdi ölmeye kalkma çiftçi. Yapacak çok işin var. İyi görünmüyorsun. Neyse iç şunu. Tadı nasıl? Nedir bu? Bir ilaç. Hadi. Bu...
nasıl bakır? Babanız sizi gerçekten seviyor. Sadece bu acıyı dindirmek istiyor. Kendinizi öldürmeniz onu çok daha incitir. Belki de haklısın. Babamın benimle gurur duymasını isterim. Zaten duyuyor. Sadece var olmamla duyuyor. Müttefiklerimizle tanışmaya hazırlanın. Bunlar kuru. Bunlar itaatsiz ve anlamsız sorular. Karşınızda güçlü bir ordu var. Bu adamı alın. Kralın çadırına yatırın. Atımı da iyice doyurun. Çabuk olun. Yani acil işiniz bu muydu? Bu o çiftçi. Saltbridge'deki. Öyle. Söyler misin? Neden sadakatsiz bir toprak meraklısı? Kralın kahininden özel bakım görüyor. Çünkü kralın ona özel bir ilgisi var. Anlıyor musun? Bu ilgiyi hiç bilmiyorum. Kral da bilmiyor. Sanırım doğru dürüst tanışmanızın zamanı geldi efendi. Tanıştık. Geçen defa bana sırtını dönmüştü. Yapılması gerekeni yaptım. Bence majeste bu çiftçiyle ilgilenmeli. O karşılaşmaya kadar çok şey yaşadı. Yani diğer herkes gibi onu özel kılan nedir? Çünkü majestelerim, o sizin oğlunuz. Çiftçinin bir arkadaşı var, Norik. Norik kraliçenin atlarına bakardı. Onu Stonebridge'de gördüğümde tanıdım. Oxley geçidindeki kıyımdan sonra Norik savaş alanında 3 yaşında bir çocuk buldu. Oxley geçidinde tek çocuk vardı. Sen bu masala ne diyorsun çiftçi? İhtiyar 30 yıl sonra birini tanıdığını sanıyor. Krala böyle karar veriliyor. Sen kralın oğlusun ve tahtın varisisin. Bir babam yok. Ailem yok. Burada bir işim yok. Bu kibirli adamın oğlum olduğunu ve son 30 yılını bir çiftlikte geçirdiğini mi söylüyorsun sen bana? Öyle görünüyor. Öyle görünüyor demek. Bana öldü demiştin. Hepsi öldü demiştin. Tanrılar benim üstümde nasıl bir oyun oynuyor? Bazen tanrılar bizim için en iyisini bilirler. O da ne demek oluyor? O kaosu hatırlıyor musunuz? Her yerde savaş vardı. Çevremiz düşman doluydu. O çocuk şatoya geri getirilseydi ne kadar hayatta kalırdı sizce? Stonebridge'de büyüdü ve oldukça güçlendi. Tüm düşmanlarınızdan uzak kalarak ki tahtın varisi oğlunuzu öldürme fırsatını kaçırmazlardı. Sevgili dostum, umarım bu konuda haklı çıkarsın. Haklı çıksan iyi olur. Hayır, 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 hayır.
Kralın bu savaşta her adama ihtiyacı var. Bu benim sorunum değil. Krallığı tehdit altında. Senin krallığın tehdit altında. Bu kralı tanımıyorum. Benim ailem Solona, Norik ve Bastian. Benim ailem onlar. Ve nerede yaşayacaksın? Hı? Krallık Galyon'a yenilirse karına nasıl bir gelecek sunacaksın acaba? Bunu biraz düşün. Falov, vatana ihanet ettin. Burada yerin yok. Ve emrindeki herkes şu andan sonra asi kabul edilecek. Ve hiçbir haini bağışlamayacağız. Baylar! Komutan Tarış kralı zehirledi. Ve beni ihanetle suçluyor. Hırsının hiç sınırı yok Tarış. Hep krallığı. Artık benim denetimimde. Ne yapılacağını ben karar veririm. Asla kral olamayacaksın yeğenim. Çünkü o değerde değilsin. Ne şimdi, ne sonsuza dek. On bir ve on ikinci lejyonlar sizinle majesteleri. Seni korkak! Kurukların okçuları yok ama aynı zamanda korkuları da. Sayıları bizden çok. Ama bizler erkeğiz ve asil krallığın hizmetindeyiz. Onlar kana susamış hayvanlar. Hepsi bu. Görevini yapmaya mı geldin? Savaşmaya karar verdim. Yanımda savaşmandan onur duyarım ve sana göz kulak olurum. Komutan, öne geç.
General, harekete geç. Dikkat. İleri. Evet efendim. Gruplar akılsızca dövüşüyor. Bunlardan çok olmalı. Günü kazanmanın anlamı hem de hiç. Günden fazlasını kazanacağız. Öldürseniz ne olur? Daha fazlasını getirin. Tanrılar adına. Günahlarımızı ödeyeceğimiz yer burası mı? Hayır. Erdemlerimizin bedelini ödeyeceğimiz yer. Günahlar burada baş üstünde tutulur. Come on, come on.
daha çabuk. Kralı savaş alanından çıkartın. Çabuk. Hadi. Elveda amcacığım. Gidelim. Zamandan başka bir şey kazandı. Böyle yaşayamam. Onlar gibiyiz, köleyiz. Köle olarak yaşayamam. Ne? Sakin. Neden Sedwich ormanına gidiyoruz? Kestirmeden şatoya çıkacağız. Ne ordu ne muhafız var. Şatoyu kolayca ele geçirebiliriz. Bu uğursuz yerden gidelim. Dur. Vay canına. Bir aile dostu. Ne güzel. Ormanda yani. Kendini aciz hissetmiyor musun? Benden uzaktır. Bana hiç güvenmedin değil mi hayat? Davranışların asla güven vermedi. Davranışlarım dekor mu? Bunlar şatoya uygun sözcükler. Daha şu anda şatoda değiliz. Burada hiçbir kural yok. Sana özel bir armağan. Teşekkür ederim. Her yerde kurallar vardır Dük. Ama onlara karşı çıkma becerim işe yaramadı. Bunu yanıma alıyorum. Hadi, hadi.
istediğin hep buydu. Yürekli bir ölüm. Cesur bir ihtiyardı. Solana! Bastiyek! Koşun! Hadi, hadi! Dikkatli olun! Aç değilim. Hayvanları doğramak zalim bir cesaret. Görev ne olursa olsun yaparsın. Sadece bir çiftçiyim. El becerisi de gerekir. Kral olunca. Nasıl oldu da bugün o kadar cesurca savaştın? Sence bu şans mıydı? Önemli yeteneklerin var. Liderlik ve elbette aklını kullanmak. Bunların yararını elbette göreceksin. Bilgelik bizim çekicimiz. Basiretse çivimiz olacak. Eğer bir erkek dürüstçe çalışıyorsa, cesaret onu yarı yolda bırakmaz. Bunu nereden duydunuz? Oğluma söylerdim. Her gece küçük bir çocukken, başka hiç kimseye. Bundan sonra işler senin için daha da zorlaşacak. Ben basit bir çiftçiyim. Evet, evet, evet. Tek bildiğim bu. Aslında bir köy var. Buraya çok uzak değil. Yılda iki kez ürün alıyorlar. Bu toprağı mahveder. Hayır, yosun sayesinde bu toprağı mahvetmez. Okyanustan gelen yosun toprağı besleyip zenginleştiriyor. Bunu denemelisin. Bütün bunları nasıl biliyorsunuz? Çünkü ben kralım. Çünkü toprağı tanımam gerekir. Hem de çok iyi. Aynen senin gibi. Krallar olduğu sürece, topraklar olduğu sürece savaş da olacaktır. Ve topraklar iyice kısırlaşacak. Hiç bitmeyen savaşların yararı ne? Barış için savaş. Barış bizim hayalimiz. Belki sen kral olursan bu hayali gerçekleştirirsin sonsuza dek. Anlamıyorsunuz. Bu savaş benden oğlumu çaldı. Benimkini de çalmıştı evlat.
General. Buyurun efendim. Ormanın kuzeyine adam gönder. Bizi neyin beklediğini bilemem. Emredersiniz. Komutan. Evet. Bakın. İşte şaşırtıcı bir teslimat. Dükfalov adaletle yüzleşecek. Arkadaşlar, kral yaşıyor. General Beckler, bu adama kılıcını ver. Zırh yok. Bir düel. Ne iş? Çocukken seni nasıl tepelediğimi hatırlıyorsun, değil mi? En azından bir yudum şarap içsem. Kralın zırhı için kim yardım edecek? Domuzlar. Bu senin son düellon olacak. Doğru olamaz. Ben senin kralınım. Hayır, tahtın ilk varisisin. Komutan Terhiş, şeref sözüyle bağlısın. Yeni Ep kralını öldüremezsin. Korkak. Benim sevgili halkım. Yaşasın kral! Yaşasın kral! Yaşasın kral! Şunu artık indir. Ey halkı! Ey askerleri! Kısa bir süre önce sevgili kralımız son nefesini verdi. Yerini almak isteyen yeğeni tarafından öldürüldü. Ülkemiz yasalarınca kralın yerine kan bağı olan biri geçebilir ancak. Size yeni kralınızı tanıtıyorum. Kralın kayıp olan büyük oğlu Amden Conray. Bazılarınızın bildiği ismiyle Çiftçi.
Lütfen doğrulayın. Kalkın. Kral sizlere güvenip ölümle yüzleşti. Hala ayakta olanlar bedelini ödediler. Ama düşmanımız hala yaşıyor. Gücünü tazeleyip bize tekrar saldıracak. Bu gece yaralarımızı saracağız. Ölülerimizi gömeceğiz. Ve yarın Kristemayn'da yürüyeceğiz. Şeytanı yuvasında kıstıralım. Tanrı kralı korusun. Ne? Ne var? Onu götürün. Ötekilerin yanına koyun. Durun. Onu buraya getir. Siz çıkın. Onu hissediyorum. İçinde. O çiftçi. Senin için geleceğim. Bu mükemmel. Ve onu bekliyor olacağım. Senin için önemli değil. Ama benim için önemli. Bir çiftçiden fazla. Herhangi bir çiftçiden çok daha tehlikeli biri. Şimdi bana gel. Beni nasıl tanıdın? Nasıl? Nerelisin? Gulusterni. Beni evimden kaçırdılar. Seni geri götüreceğiz. Burada öleceğiz. Bu kadar büyük bir orduyla nasıl savaşılır? Kılıcın yapamadığının hançer başarabilir. Bulmaca çözecek zaman değil. Küçük bir güç kuru katlarını aşıp sorunu kaynağından çözebilir efendim. Beni Galyon'a ulaştır. Onu öldüreyim. Efendim, özür dilerim. Kraliyet tehlikedeyken bir kadını kurtarma planı mı yapıyoruz? Kral karısını kurtarmak için Galyon'u öldürmek zorunda. Galyon ölünce de krallık kurtulacak. Murele. Şimdi zamanı. Majesteleri. Sefere katılıp yardım etmek istiyor. Eğer yardım etmek istiyorsan şatoya dön. Ben babamın kızıyım. Ve onun gibi kralın hizmetindeyim. Bize kralın katilini getirdi. Tesadüfen elime düştü.
Bir erkek her türlü yardıma açık olmalı. Teklifini kabul ediyorum. Başka yardım etmek isteyenler de. Kimler? Size göstereyim. Hayatta kalmayı başarmışsın. Evet, uzak durdum. Savaştığın kişiyi, kurukları kontrol edeni bulmana yardım edeceğiz. Hani erkeklerin savaşına karışmıyordun? Savaş bitmeyecek, bunu görebiliyoruz. Ormanımız yakılıp istila edilince seçeneğimiz kalmıyor. Sizinle savaşacağız. Sonra rahat bırakılmak istiyoruz. Christowind, güvenli bir cennet için yaratıldı. Ne kadar? Kapılar sadece içeriden açılır. Sen girebilir misin? Bir kahinin kapıya ihtiyacı yoktur evlat. Bir yol bulurum. Sence yaşadığın için şanslı mısın? Bence öyle. Hayat hiç böyle heyecanlı olmamıştı. Benimle gelen o insanları neden bırakmıyorsun? Gücünün yanında merhametli olduğunu da tüm dünya öğrensin. Ne dersin? Bir şey anlamıyoruz. Merhametin ötesindeyim. İyi ve kötünün ötesindeyim. Bunlar çocukça fikirler. Dünyanın yapısını değiştiriyorum. Dostlarına acısam arkası gelmez miydi? Olabilir. Ayrıcalık yok. Hiç kimse. Ne sana, ne çiftçiye, ne de yakında söküp alacağım içindeki çocuğa, anladın mı beni? Öldür beni, öldür beni! Öldürmeyeceğim. Senden çok zevk alıyorum. Kanın akıyorsa ölebilirsin de. Belki ölebilirim. Ama ölmeyeceğim. Yapacak daha çok işim var.
abimi arama. Ve hava girişini sağlıyor. Şimdi ayrılmak gerekiyor. Yalnız gitmeni istemiyor. O çılgında birazcık mantık kaldıysa ona ulaşmayı denemeliyiz. Şeytanda mantık bulamazsın mı? Ama yine de onun dikkatini dağıtabilirim. Geleceğini biliyordum. Eski dost. Bir zamanlar dostum. Ama sen fazlasıyla değiştin. Öyle. Bir kâhinin gücü kralına hizmetle sınırlı olmalıdır. Ama sen krala nedense düşmanlık ettin. Kuruklarımı beğendin mi? Son derece iğrenç. Kurukların komik yanı krallarının olmayış. Ne yaptım tahmin et dostum? Tahmine cesaretim yok. Kendimi kral ilan ettim. Kurukların kralı. Şimdi sadakatime layık bir krala hizmet ediyorum. Kendime. Yeter! Galyon, sen ve ben son naşaylarız. Yalvarırım, nasıl bir çılgınlığa kapıldığını kabul et. Çılgınlığın gücü hakkında hiçbir fikrim yok. Benim krallığımda çılgınlık diye bir sözcük olmayacak. Bizim verdiğimiz isim güç. O burada. Geldi. Artık bu savaşı uzatmanın bir anlamı yok. Son gücümü de al. (Gülüyor)
Hadi çabuk olun buraya. Tam arkanda. Arkanda. Hadi. Koşun. Hadi gidin. Hadi, hadi kaçalım. Hadi artık. Bu taraf. Bu taraf. Hadi, hadi çabuk olun. Çabuk. Hadi gidelim, çabuk olun buradan. Şey, hadi buraya. Çiftçi. Bizi çok endişelendirdin çiftçi. Anladığım kadarıyla kral olmuşsun. Tek bir krallığı iki kral paylaşamaz, öyle değil mi? İki kral teke tek pek karşılaşmaz. Gerçek düşmanının kanını tatmaz. Dövüşecek miyiz? Yoksa konuşacak mısın? Büyüyle mi dövüşebiliyoruz? Onur'un nerede? Thank you.
bir intikamdan zevk alırsın çiftçi? Bir babanın intikamından mı? Bir kocanın intikamından? Yoksa bir kralın intikamından mı? Bir annenin intikamını unuttum. Hep söylemek istediğim bir şey vardı. Seni seviyorum. Your side will clear.